MPV segmenti sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da her geçen gün kan kaybediyor. Yine de premium markaların bu segmente yönelik ısrarları sürücüye benziyor. Son ürün ise tümüyle yenilenen Mercedes B serisi. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Mercedes-Benz, A serisini yeniledikten sonra o modelde kullandıklarıyla yeni B serisini ortaya çıkardı. Gelin Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan bu modeli hep beraber tanıyalım. Aracın ön tasarımı yeni A serisinden transfer edilmiş. Baz modelde klasik farlar kullanılacak. Daha üst donanımlarda ise LED teknolojili farlar görev yapacak. Ayrıca çoklu aydınlatma özelliğine sahip LED farlar da opsiyonel olarak alınabiliyor. Yandan araç klasik bir minivan gibi görünüyor. Yenilenme ile birlikte aracın aks aralığı eski modele göre 30 mm artarak 2729 mm'ye erişmiş. Selefinde 0.25 olan rüzgar direnci katsayısını 0.24'e çeken B serisi, daha alçak tavan çizgisinin getirdiği küçük yüzey sayesinde daha aerodinamik bir yapıya kavuşmuş. Arka bölümse yüksek tavan çizgisi hariç yeni A serisiyle aynı tasarlanmış. Stoplarda da LED kullanımını görüyoruz. Dış tasarımda olduğu gibi aracın iç mekanı da A serisine çok benzetilmiş. Siperliksiz kokpit büyük bir yenilik. Standart donanımda gösterge alanında 7 inç, bilgi eğlence sistemi ekranında da 7 inçlik bir ekran kullanılacak. Donanıma göre bu ekranlar 7 inç, 10.25 inç ve 10.25 inç, 10.25 inç şeklinde konfigüre edilebilecek. Yeni B serisi aynı zamanda yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi M-Box ile donatılacak. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan M-Box kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Opsiyonel olarak Head-Up Display sunan B serisinde premium havanın yakalanması adına kokpit 64 farklı rengi ayarlanabilen ambiyans aydınlatmasıyla donatılmış. Yeni B serisinde sürücü A serisine göre 90 mm daha yüksekte oturacak, böylece görüş alanı daha geniş olacak. Önde ve arkada eski modele göre geniş olacak araç, 33 mm artan eni sayesinde de daha iyi bir omuz genişliği vaadinde. Ön koltuklar havalandırma ve masaj fonksiyonuyla bu segmentte bir ilk olacak. 14 santim kaydırılabilen arka koltuklar, bagaj hacminin 455 ile 705 litre arasında değişmesine imkan veriyor. 40-20-40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında ise bu hacim 1540 litreye ulaşıyor. B serisinde Euro 6D temp normunu karşılayan motorlar kullanılacak. Benzinli en baz motor 1.33 litre 136 beygirlik B180 modeli olacak. M282 kodlu silindir kapama özelliğine sahip 1.33 litrelik turbo motorsa B200 ismiyle satılacak ve 163 beygir gücünde olacak.
Dizel motorlarsa B180D modelindeki 1.5 litrelik ünite ile başlayacak. Bu motor 116 beygir güç çıkışı sunacak. 2 litrelik dizel motorlarsa B200D modelinde 150 beygir, B220D modelinde 190 beygir güç üretecek. Benzinli motorlarla en güçsüz dizel motorda 7 kademeli, çift kavramalı, otomatikleştirilmiş şanzıman, 2 litrelik dizel seçeneklerde ise 8 kademeli, çift kavramalı, otomatikleştirilmiş şanzıman kullanılacak. Aralık ayında sipariş almaya başlanacak olan model, hem Türkiye'de hem Avrupa'da Şubat ayından itibaren müşterileriyle buluşacak.